Gergen ilçesi sınırlarında Kırkgöz Pınarı, halkımızın yoğunlukla rağbet ettiği bir piknik alanı. Gergen ilçemize 20 kilometre, Kahta ilçemize de 60 kilometre uzaklıkta. Burada doğa turizmi söz konusu, ancak çok yakında Sülüklü Göl var. Burada da sağlık turizmi uygulanıyor. Ancak buradaki turizmi geliştirebilmek için, hem sağlık hem doğa turizmini geliştirebilmek için bu yerlere bazı testlerin yapılması gerekli. Aynı zamanda bu iki yer, hem doğa turizmi açısından hem de sağlık turizmi açısından önemli olan bu iki yerimiz Nermut Dağı'na, Karadut Köyü'ne de çok yakın bir mesafede. Bu nedenle Karadut Köyü'müzden yapılacak bir yolla kültür turizmi amacıyla Nermut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistleri bu yoldan Sülüklü Gölü ve Kırkgöz Pınarı'nı ziyaret etmeleri de mümkün. Bu amaçla da projeler geliştirilebilir. Ama ne olursa olsun bu kadar güzel doğal kaynaklara sahip olduğumuz alanlarda da bir takım tesislerin yapılması da zorunluluk arz ediyor. Ben daha önce Kırkgöz Pınarı'na gelmiştim. Buradaki dağları da, oradaki yaylaları da gezmiştim. Ancak Sülüklü Gölü bugün ilk defa gördüm. Bu nedenle hem Sülüklü Göl'e hem de Kırkgöz Pınarı'na hitap edecek mesafede bir alanda kalıcı tesisler oluşturmak suretiyle buradaki turizmi daha da geliştirmek lazım. Biz burayı A tipi piknik alanı olarak teklif ettik Çevre Orman İl Müdürlüğü kanalıyla ve bu teklifimiz kabul edildi. Şu anda A tipi piknik alanı kapsamına alındı. Geliştirdiğimiz projeler kapsamında da yap işlet devret modeliyle burayı ihale edeceğiz. Eğer alıcı çıkarsa buraya çok entegre nitelikte bir takım tesislerin yapılması da mümkün olacak. Ondan sonra buradaki turizmin daha çok canlanacağını düşünüyorum. Ve bugünkü bu gezimize iştirak eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir tanıtım gezisidir. En azından bu kadar güzel yerlere sahip olduğumuzu halkımıza tanıtma amacına yöneliktir. Bu amacın da bugün gerçekleştirildiğine inanıyorum. Ve bu gezinin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çok bir çekimliği yap ha. Gönlük köyü yakınlarında bulunan Sülüklü Göl ve Kırkgöz Pınarı'na bir doğa gezisi tertipledik. Bu doğa gezisindeki tertiplememizdeki amaç buranın tanıtımı. Burayı bilenler bilir, yurt dışından gelenler, efendim gurbetçilerimiz, yakın civardaki ildeki yurttaşlarımız tedavi amacıyla Sülüklü Göl'e gelmektedirler ve burada tamamen doğal bir ortam olduğu için hiçbir hizmet getirilmemiş. Biz burayı A tipi mesire yer olarak teklifinde bulunduk. Yani geceleme imkanı olabilecek, üniteler yapılabilecek. En önemlisi bu. Diğer mesire yerlerinden ayrılan konusu bu. Bu hizmet geldiği takdirde uzak yerlerden gelen ziyaretçilerimiz burada dinlenme imkanına sahip olacak. İstirahatlerini yapacaklar. Kendilerine göre tedavi imkanı bulacaklar ve ayrılacaklar. Aynı zamanda piknik mesire yeri olarak düzenlememizin sebebi Kırkgöz Pınarı'na çok yakın olması. Bu Sülüklü Göl'ün Kırkgöz Pınarı'na çok yakın olması. Bu alanı da içine alacak şekilde biz vatandaşlarımıza mesire yeri imkanı sunmuş olduk.
Bununla birlikte burada yapılacak tesislerde tedavi amacıyla gelecek olan vatandaşlarımız da geceleme en önemli şey bu, hizmet bu olacak. Geceleme imkanına sahip olacak. Aynı zamanda WC'siydi, lavabosuydu, otoparkıydı, çocuk oyun gruplarıydı, piknik masalarıydı, yürüyüş yollarıydı. Buna benzer tesisleri biz burayı yap işlet devret modeliyle ihale edeceğiz. Alacak işletmeci bütün bu hizmetleri 5 sene içerisinde yerine getirmiş olacak. Burayı biz tabii şu anda hali hazır haritasını yaptırıyoruz. Gelişim planını da işletmeciye yaptırmak istiyoruz. Gelişim planında bütün bu bahsettiğim şeyler olacak. Bizim genel müdürlüğümüz tasdik ettikten sonra biz ihalesini yaptığımız şekilde bu yatırımlar 5 sene içerisinde yapılacak. Kaç senelik süre ihale yap işlet devret buraya yapılacak yatırımların hesabına göre biz 29 yıllığına kadar verebiliyoruz. 29 yıllığına kadar. Tabii bu 29 yıl olacak demek değil. Yani buraya yapılacak yatırımların hesabıyla 19 olur, 29 olur, daha ara yıllarda olur. Verilecek. İşletmeci de düşünülerek kaçmaması için yani ben işte burada kazanamıyorum, yatırdığımı alamıyorum, 5 senede benden alırlarsa gibi bir düşünceye sahip olmaması için bunlar hesap edilecek. İşletmeci de düşünülecek. Ben buradan tabii başta gergerlilere sesleniyorum. Yani burası sizlerin memleketi ve başta size hitap ediyor. Adıyaman'dan çok kimse buraya açık konuşmak gerekirse piknik amaçlı gelmez. Ya çünkü 60 kilometre Kahta'dan buraya, 20 kilometre de buradan, 80 kilometre gibi bir şey var. Mesafe var. Ha, imkanı olan gelir, güzel bir mekan. Fakat daha çok gergerlilere hitap edecek ve tedavi amacıyla hizmet görecek. Onun için başta gergerli iş adamlarımız olmak üzere Adıyaman'da gücü olan esnaf arkadaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bizim yapacağımız ihalelere gelip katılsınlar. Burada yapılacak hizmette bir yarış içerisinde olsunlar. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.